Morton Abramowitz'e göre iki taraf arasındaki farklılıklar samimi biçimde ele alınıp çözüm yolları aranmalı. İlişkiler bizim görüşümüzce iyi bir noktada değil. Bu raporda dış ve iç politikada derin görüş ayrılıkları var ve daha da önemlisi Türkiye uzun yıllar boyunca iyi bir müttefik olduğu için her zaman olmasa da birçok konuda beraber çalıştığımız için bu ayrılıkları konuşmuyoruz bile diyoruz. Ama artık bu ayrılıkların ele alınmasının samimi bir diyaloğa girmenin zamanı geldi. İlişkilerin eskiden beri ne kadar iyi olduğunun üzerinde durmayı bırakıp ayrılıkları gidermenin yollarına bakalım. Abramowitz geçmişte ikili ilişkilerde sorunlar yaşandığını ancak bu kez durumun farklı olduğunu söylüyor. Major bu kez farklı çünkü temel konularda farklı düşünüyoruz. Ortadoğu konusunda son 5 yılda görüşlerimizde büyük farklılıklar oluştu. Suriye'de bu konulardan biri. Suriye ilişkileri büyük sekte vuran bir unsur oldu. Elbette bu tek taraflı olarak Türkiye'nin hatası değil. Ayrıca konuşmak istemediğimiz ama giderek daha büyük bir öneme sahip olmaya başlayan bir konu var ki o da Türk demokrasisinin mevcut durumu ve nereye gitti. Etkin politika geliştirmek için aynı görüşleri paylaşmak lazım ama bizce bu zedelenmiş bir halde. Bu bozulan durumda Amerikan basınında ve Amerikan hükümeti nezdinde giderek daha fazla fark ediliyor. İlişkiler benim gözlemlediğim kadarıyla kesinlikle 3-4 yıl öncesiyle aynı durumda değil. Emekli büyükelçi Türkiye'nin Orta Doğu'da oynamak istediği liderlik rolü konusunda da şunları söylüyor. From my perspective, although I think Turkey did have and still does have a a useful model. Kanımca Türkiye yararlı bir model sundu ve hala da sunuyor. Her ne kadar Orta Doğu için bu model inişe geçmiş olsa da. Açıkçası Türkiye'nin Orta Doğu politikası büyük bir başarısızlık oldu. Herkesin bildiği gibi komşularla sıfır sorundan komşularla sorun dönemine geçildi. En büyük sorun da Suriye oldu. Başbakan Erdoğan Esad'ın gitmesi konusunda kararlı. Ancak bu son iki yıl Türkiye'ye büyüklükler getirdi. Doğru ya da yanlış Türkiye'nin büyük bir mülteci sorunu var. Türkiye Suriye savaşına fazlasıyla müdahil oldu ki cihat yanlısı gruplara verilen destek Amerika'yı ciddi ölçüde rahatsız ediyor. Erdoğan savaş nedeni ile mezhepsel gerilim yarattı. Erdoğan'ın Ortadoğu politikaları bu savaş nedeniyle zarar gördü. Ayrıca savaş yüzünden Türkiye'de iç gerilim oluştu. Çünkü savaşa halk destek vermiyor ve bu savaş yüzünden Alevilerin mezhep farklılıkları öne çıkarılmış oldu. Erdoğan Esad'ın gidişini görmeye kararlı. Elbette hepimizin umudu da bunun bir an önce gerçekleşmesi. Amerika'da Suriye konusunda etkili bir politika izlemedi. Esad gitmeli diye ısrar eden Amerika'nın politikaları bu sözün yerine getirilmesine yetmedi. O yüzden de Erdoğan, Amerika'nın bu konuda söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmamasından haklı olarak endişeli. Ayrıca Suriye'nin kimyasal silahlarının imhasıyla ilgili anlaşmadan da rahatsız ve bu anlaşmanın işe yaramayacağını düşünüyor. Durum böyle olunca da Amerikalılar Türkiye'nin Ankara iddiaları reddetse de Suriye'deki cihat yanlısı grupları desteklemesinden kaygı duyuyor. Bu da ikili ilişkilerde arayı açıyor. Bence kimyasal silahlar imha edildikten sonra Türkiye ile Amerika görüşme masasına oturup o aşamadan sonra ne yapılması gerektiğini belirlemeli. Bence bunun için önce Türkiye'nin cihat yanlısı gruplara desteği kesmesi ardından da Amerika ile Türkiye'nin diğer isyancı gruplara destek vermesi gerekiyor. Ama nüfusunun dörtte bir evlerini terk etmiş bir ülkede Esad gitse de yeniden işleyen bir devlet kurmak elbette çok zor. Raporda sadece Suriye konusundaki görüş ayrılıkları değil, Orta Doğu'daki diğer alanlarda da politika farklılıklarına dikkat çekiliyor. Uh, the Turkish policy toward the Middle East. Türkiye'nin Orta Doğu politikası genelde mezhepsel bir açı taşıyor. Mısır'da Müslüman kardeşlerin desteklenmesi buna bir örnek. Ne yazık ki bu politika işe yaramıyor. Mısır olsun, Irak olsun, tüm bu konular üzerindeki farklılıklar konuşulmalı ama bu yapılmıyor. Irak zor bir dönemden geçiyor. Bu ülkenin parçalanmaması için Türkiye ve Amerika'nın ortak çalışması şart. El Maliki belki dünyanın en iyi lideri değil, bu elbette işleri daha da zorlaştırıyor. Bence Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzu çok azaldı. Bu üzücü bir durum çünkü Türkiye son derece dinamik bir ülke. Son dönemde de ciddi bir büyüme gösterdi. Türkiye ile beraber çok şeyi doğru biçimde yapabiliriz ama bunu yapmıyoruz. O yüzden kendimi tekrarlıyor olacağım ama farklılıklarımız olduğunu kabul edip bunları aşmanın yolunu bulmalıyım. Olmalıyız. Peki bu nasıl yapılacak? Abramovitz bunun yine diyalog yoluyla başarılabileceği görüşünde. Çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Amerika'nın ortadoğu politikaları mükemmel değil. İbnan ve Suriyenin dağılmasına seyirci kalmak çok yanlış politikalar. Ama yine de Türkiye ve Amerika farklılıklarını giderebilmeli. Bunu yaparsak başarılı bir Irak politikası oluşturabiliriz. İran konusunda olmasa da Irak ve Suriye'de Türkiye kilit konumda. Türkiye ile Amerika'nın da artık aynı dalga boyunda olması gerekir. Bu çok önemli ve başarılması da mümkün. Bazıları Türkiye ile Amerika arasındaki farklılıkları abarttığımı düşünebilir. Hakkı da olabilirler. Ama bildiğim bir şey var, o da ortak çalışmamız gereken iki alan var. Biri son iki yıldakinden farklı olarak Suriye konusunda ortak hareket edebilmek. Diğeri de Türkiye'de liberal demokrasinin geri gitmesi ve artan kutuplaşma konusunda Amerika'da oluşan kanı. Son 3-4 yılda görülen değişim Amerikalılara AKP hükümeti önceki yıllarda izlediği demokratik politikaları bir kenara mı itiyor sorusunu sordurtuyor. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler sorusunu ise şöyle yanıtlıyor. I think Syria is is right now a very big threat to Turkish stability. Şu anda Suriye Türkiye'nin istikrarına büyük bir tehdit oluşturuyor. Daha ne kadar mülteci gelecek bilmiyoruz. Cihat yanlısı gruplar Türkiye'ye büyük zarar verebilir. Savaş Türkiye'deki mezhep ayrılıklarını körüklüyor. Hatay'a bakın mesela. Kanımca Suriye savaşı Türkiye'nin varlığını tehdit etmese de yine de ciddi riskler taşıyor. Amerika'da, Türkiye'de Suriye konusunda başarısız kaldılar. Ama Suriye'ye komşu olan ülke Türkiye bu yüzden de 600 bin aşkın mülteci Türkiye'de. Mültecilere verilen hizmet takdire değer ama mültecilerin sayısı bu kadarla kalmayacaktır. Kendimi yine tekrarlıyorum ama Suriye Erdoğan'ın en büyük dış politika sınavıdır. Suriye konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılamaktan uzak kalan Amerika bundan sonra ne yapmalı sorusuna ise Abramovit şu yanıtı veriyor. Uh, I'm not quite sure where the US is going on this issue, frankly. Benim Amerika'nın ne yapması konusunda fikirlerim var ama Amerika açıkçası bu konuda ne yapmak istiyor emin değilim. Şu anda öncelik Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası. Bu sürecin 3-4 ay içinde tamamlanması umut ediliyor. Ama bu sürede savaş devam edecek, can kaybı sürecek, insanlar evlerini terk etmeye zorlanacak. Suriye'de aktif olan bazı gruplar yüzünden de yeniden işleyen bir devlet kurmak giderek zorlaşacak. İşte bu unsurları en asgariye indirmek için yapılacak şey ortak bir görüşe varıp cihat yanlısı gruplardan kurtulmak ve diğer gruplara destek vermek. Ama elbette bu da kimyasal silahlar tamamen imha edilmeden yapılamaz. Amerika ne yapmayı planlıyor bilmiyorum ama Suriye Türkiye'yi zorlamaya devam ediyor ve bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye Amerika'dan memnun değil çünkü Obama Esad gitmeli dedi ancak Esad buna kulak asmıyor. Ama Türkiye Amerika'nın Suriye konusunda daha fazla yükü üstlenmesini bekliyordu. İşte burada kırılma noktası oluştu. Morton Abramowitz ve Eric Edelman tarafından hazırlanan raporda Türkiye'deki iç gelişmelere de değiniliyor ve Amerika'nın basın ve toplanma özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve artan mezhepçilik konusundaki kaygılarını açık biçimde dile getirmesi isteniyor. Washington'un, Türkiye'deki demokratik kurumların, sivil toplumun ve ekonominin gelişmesine verdiği desteği sürdürmesi öneriliyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington